Elif. Ya hemen üstüne de bir Gukasten yapayım mı? Gukasten bizim kanalımızda yaptığımız ilk analizlerden ya inanılmaz bir rock vokal. İnanılmaz bir rock vokal. O kadar rahat ki, olağanüstü bir tenor. Bence renk olarak tam bir Spinto. Çivi gibi. Doğa natürel ama ne kadar temiz bakın. Hiçbir şey gibi. Ver, ver, ver gazı babacığım, ver. Çocuklar Fadiyiz bu ses. Şaka değil. Ses genişliğine bakarsanız. Nerede başlayalım? Yaklaşık böyle mi bemol gibi başlayıp. Yani böyle bir renkte olmak hakikaten iş. Ya belki de hani o kadar keskin ki renk. Pes renkleri de öyle. Bir de büyük büyük kullanıyor sesleri bakın. Ağzına bakın. Bir de bunun üzerine teknik de var yani. Müthiş ya, müthiş. Efsane. Nakarat geçelim. Sizler geldi. Burada da bir bemol. Ton zaten. Ho! Özel bir ses aldı işte. Buldun mu bırakmayacaksın böyle sesleri. Hatta kendisi bir matematik öğretmeni miydi? Özgün, onlara da bakmıştık biz bir ara. Bayağı inceledik bu kasteni. Solistlerin adı İngiltere'den Güney Kore bir indie rock grubu. 2013'ün komutanı orijinal dedi vokalist. Ha Huyun Wu tabii vokalisti. Biz Ha Huyun Wu'ya ulaşmak için ne uğraştık ya. Bak daha önceki analizimde burada gördüğünüz gibi. Adeta çivi gibi ses demişim. Gene aynı başlığı atacaksın yani değil mi? Lucaster. Ya Ha Huyun Wu hakikaten çok orijinal bir renk. Güney Koreli şarkı söz yazarı. Nokran vokal ve gitaristim. Yani, yani ilk mesleği şarkıcılık da değil. Adamın bildiğim kadarıyla. Yani sonradan giriyor falan filan böyle bir şeyler. Neyse. Pesler. Peste si bemol var. Yani ses genişliği hiçbir şey yapmadan gördüğünüz gibi net 3 oktavı çok rahatlıkla vurabilecek bir renk. Ve canlıda bu kadar temiz okuması. Çok kaliteli bir renk. Pesleri bile ama keskin görüyorsunuz. Onun için en pes sesler bunlar. En pes dediğiniz ses de re diyez mi bemol ha. Birinci oktav yani. Yeah.
renk işte abi. Yani ne yaparsanız mesela ne kadar eğitim alırsanız alın bu renge ulaşmak çok zor. Önce bir ses kalitesinin bu tarzda olması gerekiyor. Yani keskin renginiz olacak. Ondan sonra belki geliştirme şansınız var. Yani olmayan bir sesi böyle dönüştüremezsiniz. Yani evde denemek isteyenler için söylüyorum. Nereye gelir? Sol diyez geldi. Manyak. Müthiş şarkıcı ya. Nasıl rahat. Oh. Vallahi gelmiyor böyle sesler çok özgün. Çok nadir. Evet. Her yerden bir de çıkmaz. Hocam, bir de hocam karikatüristmiş. Annesinin isteğiyle şey gitmiş güzel sanatlara. Ressam olmuş fakat o sırada müziği bırakmış ama bu karikatüristliğini ve ressamlığını müziğe entegre etmiş. Hmm. Ondan sonra da müzikte çok başarılı olmuş. Ya çok ilginç bir karakter. Yani mesela böyle konservatuvarda böyle bir arkadaşım olsaydı mesela. Yani bu tarz renk çok nadir geliyor onu diyorum hani. Şey bulursunuz. Tenor renk bulursunuz. Belki bu sesleri çıkanında bulursunuz. Sol diyezler falan veren de vardır. Ama bu keskinlik, bu nasıl diyeyim, normal bir şey değil yani. Gerçekten normal değil. Aşırı aşırı keskin, çivi gibi oturuyor o sesler yani. Hiç rahatsız etmiyor kulağı. Çoğun derece keyifli. Ve yaparken de adam hiç zorlandığını görüyor musunuz? Bu ne ya? Mesela dil çıkardı ses. Do. Sanki o nokta, sanki bu da var, yapmıyormuş gibi. Bence bu adamdaki ses, rahat söyleyeyim size, 3,5 oktavdan fazla olabilir. Peslerde daha vardır. Yani 3-4 ses daha iner. Dizlerde daha yukarısı da olabilir çocuklar. Hiç belli olmaz böyle sesler. Ne yapacağı pek belirsiz olmayan, belirli olmayan sesler. Özel bir ses. Bu adam da. Vay be. Yine takıldık Kukas seni.